Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanale Televizyonları ortak yayınıyla Son Baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var efendim. Elazığ'da Güçlü Haber Gazetesi imtiyaz sahibi ve Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilcisi Recai Güçlü bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti. Evet. Bu yeni bir görev size tevdi edildi ve sizler de artık Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ İl Temsilcisi olarak görev yapacaksınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz bunu soracağız ama dilerseniz öncesinde izleyicilerimiz biz sizi tanısınlar. Kimdir Recai Güçlü? Evvela bizi izleyen değerli hemşerilerime ve okullarıma hayırlı geceler dilerim. Saygılarımı sunarım. Ben 1960 Elazığ Sürsürü Mahallesi doğumluyum. Aslım Sivriceliyim ben. Detaylı anlatayım. Kürklüyüm. Dedelerimiz rahmetli Sürsürü Mahallesi'ne, hatta babam küçükken gelmişler. Ve Sürsürü Mahallesi'nde epeyce zamandan beri ikamet ediyoruz. 60 tarihinde ben doğmuşum. Ve 25 yaşıma kadar Sürsürü'de kaldım. 25 yaşından sonra da İstanbul'a gittim. Basın camiasına iştigal etmeye başladım. Rahmetli Ahmet Kabaklı hocamızı bir vesileyle tanıdım. Bir dostumuzun vesilesiyle. Onunla tanıştık ve 2 yıl onun yanında epeyce eğitim aldım, öğrenim aldım. 2 yıldan sonra da 1987'de kendi gazetemi kurdum. Aylık ekonomi üzerine yayın yapan, yani 2 yılda öyle bir hırsla çalıştım ki mücadele etmeyen bu mesleği ben çok seviyorum. Ve küçüklüğümden beri de bunu yapmak için gayret göstermişimdir. 2 yılda uğraştım ve 2. yılında da kendi gazetemi kurdum. Hı hı. Hatta yanımda 5-6 kişi de istihdam ediyordum. Evet. Aylık gazetede, ekonomide. Kaç yılıydı hocam? 1987. 1987. Ben bu mesleğe başladığımda 1985 yılında başladım. Yaşım 25 idi o zaman. Evet. 27 yaşında gazete sahibi oldum. Maşallah hocam. Tabii bu zaman zarfında hem ulusal bazda hem de televizyonlarda falan, ulusal televizyonlarda görev yaptım. Uzatmayayım, 2017 yılında da emekli oldum. Ve bilgi birikimlerimi Elazığ'ımıza yansıtmak için Elazığ'a geldim emekli olduktan sonra. 2011 yılında da Elazığ'da Güçlü Haber Gazetesi'ni oğlum Ömer Tolga Güçlü Yazı İşler Müdürü olmak şartıyla imtiyaz sahibi de ben olaraktan kurduk. Bu zaman zarfında ben biraz rahatsızlığım vardı. Beyin ameliyatı, yani beyinde problem falan olduğunu İstanbul'da da vardı ama geldikten sonra kurduğum 1-2 seneden sonra biraz ağırlaşmaya başladı. Bir ameliyat geçirdim. Çok biraz duraklama. Olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hatta bunlar şey yapan doktorlar felç olursun, yürüyemezsin, konuşamazsın diye şey etmişlerdi. Hatta masada bile kalabilirsiniz. Allah'a şükürler olsun. Gördüğünüz gibi sağlığımıza kavuştuk. Ne güzel hocam, maşallah. Allah razı olsun. Ve devam ettik. 2011 yılından beri devam ediyoruz. Basın İlan Kurumu'na dahil olduk. Gazetemiz devamlı çıkıyor. Elazığ'da 4 günlük 4 haftalık gazete vardır Basın İlan Kurumu'na dahil. Yani 2007'de mi, 2011'de mi kuruldu? 2011'de. 2011'de 2007'de kuruldu. Ben İstanbul'dan Elazığ'a emekli olduktan geldik. Yani biraz dinlenme şeyi, dedik en azından bilgi birikimimizde Elazığ'ımıza yansıtalım. 2011 yılında da yerel bir gazete, o Elazığ Güçlü Haber Gazetesi'ni kurduk oğlumla beraber. Tabii Tolga Güçlü de kendini iletişim fakültesinde de yetiştirmiş, oldukça başarılı bir kardeşimiz. O zaman üniversiteye gitmiyordu. Evet. İstanbul'da hatta sabahlara kadar böyle televizyon odalarında sabahlıyordu. Ben görev yaptım. Dublaj falan filan yaptığım zaman, o şekilde çalıştığım zaman. Ve sabaha kadar, o zaman herhalde 7-8 yaşta ya var ya yoktu. Evet. Yani televizyon tozunu orada almıştı. Ne güzel, maşallah. Ben lise mezunuyken bile, hatta ismini söylemem, Elazığ televizyon şeyini, kanalında lise 3. 4. sınıftayken program bile yaptı, canlı yayın, sizin gibi canlı yayın konu bile alıyordu. Yani o şekilde
Yani iletişimde bildiğiniz gibi. Kendini yetiştirdi yani bu süreçte. Kendisini yetiştirmişti. Çok da başarılı şu anda. Evet, şimdi bu anda da yüksek lisans eğitimini de yaptı. Allah size onu da bağışlasın. Allah razı olsun. Ondan sonra o şekilde güzel bir ortamı oldu. Yani biz 2011 yıldan epey sonra tekrar devam ettik. Zaten yüksek lisans eğitimi falan da var. Hem o hem biraz orada da kesintiye uğradı. Ve tekrar başladığımız zaman dediğim gibi basın ilan kurumuna dahil olduk. Ve yolumuza devam ediyoruz. Elazığ'da 4 günlük, 4 haftalık gazete vardır. 4 haftalık gazetelerinin en eskisi de biziz. Ve devamlı gazete bize çıkıyor. Evet. Ve Elazığ'da Güçlü Haber hakikaten böyle manşetleriyle, haberleriyle okuyucuların dikkatini çeken ve Elazığ'ın sorunlarını gündeme getiren bir gazetemiz. Evet. Değil mi? Evet. Recep Hocam. Dikkat çeken başlıklar atıyorsunuz hocam. İşte zaten haberlerimizi biz kendimiz özel ortaya yaparız. Yani ajanslardan pek almayız yani. Bu hep kendi özel haberimiz. Ekibimizin yapmış olduğu, bulmuş olduğu haberlerdir. Mesela bu 5-11 Temmuz sayısında gelecek felaketlerden kim sorumlu olacak manşetini atmışsınız. Şimdi burada ben biraz sonra ona değineceğim de. Çok en büyük sorunlarımızdan birisi bizim. Ona değineceğim. Ona değineceğim. Evet. Furkan'cığım. Şimdi Furkan Bey, şimdi burada atmış olduğumuz şeyde, şimdi biraz sonra benden soracaksınız. Uluslararası gazeteciye bir getirelim. Evet. Nereden başladı, nereden oluştu? Nasıl oldu başkanım? Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti sürecini. Şimdi siz il temsilcisi seçildiniz. Tabii. 3-4 ay evvel Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin genel başkanı Ahmet Öz var. O beni aradı. Ben hiç tanımadım. Bir telefon geldi. Ben bu Uluslararası Gazeteci Cemiyeti'nin genel başkanıyım. Ve Elazığ'da size araştırma yaptık. Bu temsilciliği size vermek istiyoruz. Neden ben dedim? Biz araştırma yaptık. Ona göre bir çalışmamız oldu. Ve sizi uygun gördük. Ve düşüneyim dedim. Düşündük. Yani araştırma yaptık. Ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar? Acaba herhangi bir ideolojik midir, değil midir? Yani onun şeylerini falan araştırdık. Yani tabii ki zamanımızda her şey şüpheyle karşılaşıyoruz. Bu eseri araştırdım. Bunun tabii ki Avrupa Birliği destekli, yurt içinde ve yurt dışında temsilcileri olan bir kuruluş. Ve aynı zamanda bunu kabul etmemin en büyük özelliği Elazığ'ımızın kültür ateşelik görevini, yani nedir? Mesela bunların yurt dışında da temsilcileri olduğundan dolayı yurt dışından yabancı gazeteciler geliyor Türkiye'ye. Türkiye'deki temsilcilikleri geziyor. Ve bizim Elazığ'ımıza da gelecekler bunlar. Çünkü mesela ben ayın 17'sinde Hatay'a gideceğim. Hatay'da temsilciliğin başkanlığının toplantısı var. Ve bütün Türkiye'deki ve dışarıdaki temsilcileri çağırmışlar. Biz de çağırdılar. Ve gideceğiz mecburen. Ha, yarın Elazığ'da olduğu zaman onlar gelecekler. Gerek yurt dışına, gerek yurt içine. Burada demek istediğim konu bu. Mesela şimdi binlerce yıl Elazığ'ımız o kadar medeniyetlere beşiklik yapmış. Tabii kültür ki şehir olmasından dolayı. Bunu mesela bugüne kadar tanıtım yapılıyor ama ben köşe yazımında yazıyorum. Ondan sonra gazetemize yazıyorum ama çok cırız kalıyor. Evet. Çok. Mesela şimdi şöyle bir şey, konuyu biraz saptırayım. Ben geçen ay bir araştırma yaptım. Elazığ'a hiç tur yok. Tur yok. Ama bir Erzincan'a, ondan sonra hatta Tunceli Muzdur çayına falan. Yani Elazığ'ımız halbuki binlerce yıllık ve hatta onlarca uygarlığa beşik yapmış olmasına rağmen bir harput kalemiz var ondan sonra. Yani her türlü kültür ve turizm sektöründen gayet güzel bir ortamdayız. Öyle olmasına rağmen maalesef iyi bir tanıtımımız yok. Gerek yani ister alınsınlar, gerek kültür müdürlüklerimiz, ondan sonra ne yani diğer kurum ve kuruluşlarımız. Ben biraz açık konuşurum ama yani pek fazla tanıtım konusunda şey olmuyor. Bir de siz soracağınızı sorarsa ben buna geçeyim. Ben sana şimdi yarın öbürsün Elazığ'ımızda bir toplantı yapacağımız zaman, deprem ne zaman oldu? 24 Ocak 2020'de. Elazığ'ımızda, sen demin dedin de, Elazığ'ımızda halen daha virane binalar, ondan sonra
Ağır hasarlı binalar. Ağır hasarlı binalar ve altlarında da iş yerleri olan. Evet. Yani ve herhalde ve o iş yerlerinin çoğu herhalde yetkililer görüyorlardır. Evet. Şimdi ben 99 depremini İstanbul'da yaşadım. Hı hı. Yaşadım. Hemen aynı depremi yaşadık. İzmir, o zaman Anadolu Ajansı'na görev yapıyordum. İzmit ve Adapazarı'na, Kocaeli ve Adapazarı'na gittiğimizde aynen Elazığ gibi yıkılmış bina diyorlardı ki burası 8 katlı binadı, arsa olmuş. Aynı filmi ben Elazığ'da gördüm. Ama oradaki Allah bir daha göstermesin böyle felaketleri. Ona bu vesile. Şimdi bu gördük ama orada en azından bir an evvel yaralar sarıldı. Ama burada 24 Ocak'tan beri yani doğru dürüst Elazığ halen daha virane bir şekil görülmektedir. Virane bir hal almaktadır. Yani yanlışım varsa yani söyleyeyim. Yani üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Değil mi? Hemen 2 yılı boş ver, 1,5 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen. Halen yıkılmamış halen daha bir yani sürü bina var. Bazıları kızar ama şey yapar ama kızsınlar ne yapalım. Ben halen konteyner şeylerde evlerde kalanlar var. Onlar sonra yani durumu berbat olanlar var. Yani ağır hasarlı evlerde oturanlar var. Ondan sonra ne bileyim Elazığ'a gezdiğin zaman her taraf harabe bir şey gibi ya. Yani korkunç bir hal almaktadır. Yani bu bizim Elazığ'ımızın büyük bir ayıbı. Yani Elazığ'ımızın değil. Biraz da yöneticilerimizin ihmalkarlığı. Evet. Nereye getireceğim lafı? Yarın öbürsü burada toplantı olacağı zaman yurt dışından bir sürü gazeteci geldiği zaman sonra normal vatandaş gelmeyecek. Gazeteci gelecek. Gazeteci geldiğinde zaman da bunlar mesela bakacaklar ya. Bunlar çekecekler. Mesela bazı yerlere gittiği zaman turistler çekiyorlar. Ya da kötü durumdaki pecmine durumdaki hemen çekiyorlar ki mesela şey olsun yaygara kopsun. Ondan sonra kötü bir şey olsun. Edebiyat parçalasını. Yani yazı değil mi Elazığ'ımız? Ben İstanbul'da mesela kalsadım, danışmanlık yapsadım. Ben çünkü epeyce bir bilgi birikimimiz var. Danışman en azından bu anda en azından 20 bin liradan aşağı maaş almazdım. Ama ben Elazığ sevdalısıyım. Elazığ'ımıza yani bunu da ben Elazığ'ımıza faydamız olsun diye ben söyledim. Ben yaşım 61 olmasına rağmen halen de buna yani Elazığ'ım için mücadele vermek istiyorum. Ama benim gibi mücadele ben veriyorsam yetkililer daha da fazla vermesi lazım ki gördüğün gibi virane altında iş yeri var. Yani müşteriler alışveriş yapıyor. Ya yarın öbürsün sonra buralar mesela hep uyuşturucu madde kullananların şeyidir yani. Yani söylemek istemiyorum ama yani en az hani utanaraktan söylüyorum ama maalesef yani gerçek bu. Yani bunlar bir an evvel önlemli alınması lazım. Yani kesinlikle öyle. Anlaşamıyorlarsa mesela bizim Sürsür'de anlaşamıyorlardı. Bir kanun çıkartıldı. Hepsi kentsel dönüşüm olaraktan TOKİ girdi. Mis gibi evler yapılıyor. Şimdi her şehirde bir hayır vardı. Mesela Elazığ'ımızda deprem oldu. Yani Allah bir daha göstermesin. Fakat mesela sıkışmış, Elazığ'a sıkışmış olan binalar Meryem Dağı'na, ondan sonra sağa sola Bızmiş'ine falan yani Çatalçeşme'ye dağıldı ve en azından ferah bir, daha güzel bir evler oldu. Ama Elazığ'ın merkezini biraz düzeltmek lazım. Yani oralar güzelleşti ama Elazığ'ın içerisi köyden daha beter. Virane bir halde. Allah aşkına. Kesinlikle öyle, haklısınız. Size görüyorsunuz. Haklısınız yani, hocam, haklısınız. Yani bunu söylediğimiz zaman bazıları zoruna gidiyor ama ya zoruna gitme değil. Ya ben her zaman köşe yazılarına da söylüyorum. Ben mesela bu Elazığ'daki olan depremler mesela yurt dışından şehir dışından gelen müteahhitler ve taşılar ya parayı kefenin cebi yok. Parayı öbür dünyaya götürmeyeceksiniz. Ve buradan en azından Elazığ'daki ötelenmiş mesela Harput Kalesi halen de tamirat halinde yıllardan beri. Mesela bir turist kafilesi gelse doğru dürüst gezemiyorlar. Ondan sonra yani demek ki senin konu dağıldı. Yani, ama bunlar yani konuşması yani, gereken şeyler. Önemli şey. Bunlar yani bunlar şeyler. Burada yani burada yapan müteahhitlerimiz tabii ki para kazanacaklar ama
biraz da Elazığ'ımızın bazı ötelenmiş, yani geçmişteki köşe yazmadan şey, ötelenmiş, ihmal edilmiş bazı yatırımları da şeyde, mesela Harput, ondan sonra hemen Harput'un girişinde jandarmanın karşısına ben geçen gün geçirdim. Hatta belediye başkanı da oraya geçirmişti. Ya yıllardan beri orada tamirat halinde kümbet. Yani bunlar bir an evvel yapılması gereken şeyler. Çünkü bazı turist kafileri diyor mesela oradan doğru düz yol yok. Yani dediği zaman ben kahroluyorum. Ondan sonra lavabolar berbat. Ondan sonra yani ne bileyim bazı gittiğin buzluk mağarası var. Doğru artı. Dürüst değil. Yani doğru dürüst değil. Ondan sonra eksi puanda. Kalemiz zaten biliyorsunuz. Ha kazımazı çalışmaları var. Ya kazı çalışması... Değerli şeyler buluyorlar aslında ya kalede. Ya kazı çalışması olsun. Olsun ama diğer turistin de gitmek istedikleri de ihmal edilmesin. Evet, evet. Bir an evvel onlar hallolsun ki ya şimdi turist bizim kara gözümüzde gelmiyor. Yani şimdi Elazığ Osmanlı tarihinde bile Harput Valiliği varmış. Var. Yani tarihte okuyoruz, okuduk bunu. Harput Valiliği var. Yani onlarca medeniyete meşrik yapmış bir Harput. Yani bunu ihmal edilmemesi lazım. Kesinlikle. Diye düşünüyorum ben. Peki hocam, bu bahsetmiş olduğunuz cemiyet, uluslararası gazetecilerce, birazdan tabii bu Elazığ'ın sorunlarına geri dönüş yapacağız. Yani çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir hikaye var, bu kurban kesme olayıyla ilgili işte Hazreti Ali, Hazreti Davut vesaire. Ben de önceki yayınlarda ifade ettim. Yani sorunları söylüyoruz ve bazen şöyle canlı yayında diyorum ki ya, hangi birini düzeltelim ki? Hangi birini söyleyelim ki? Hakikaten o kadar sorunumuz var. Biraz da... Pardon. Estağfurullah. Biraz abes olacağım ama çok özür dilerim. Desem mi demesem mi ki kesersin. Deveye gidemişler. Neren doğru? Neren eğri demiş. Doğru yerimiz yok ki demiş. Vallahi öyle hocam. Yani maalesef öyle bir durum söz konusu. Değil mi? Onlara bakacağız tabii birazdan hocam ama bir de bu Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin çizgisi nedir? Amaçları nelerdir? Bu cemiyetle ilgili bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Ben bu şimdi bunu atlayabilirim. Bu yazıyı okuyayım. Ondan sonra detayını alındırayım. Tabii hocam. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin tüm siyasi partilere eşit mesafededir. Bir siyasi parti değildir. Gazeteciler halkın sesi olmalıdır. Biz de bunu savunuyoruz, siz de savunursunuz. Siyasi partiler belli bir kesime hitap ederler. Gazeteci olarak milletimizi ve halkımızı temsil ediyoruz diye genel başkanımız bunu belirtiyor. Gazeteciler siyasetçi değildirler, halkın sesi, kulağı ve gözü olmalıdırlar. Aynı zamanda Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti tarafsız gazeteciliği savunmaktadır. Bu çizgide de gitmektedir. Yani bizim genel başkanımız, Uluslararası Gazeteci Cemiyeti genel başkanımız, yani geçenlerde bir toplantıya, siyasi partinin toplantısına gitti. Hatta orada aynı zamanda televizyon kanalı da var. Orada da açıklama yaptı. Biz bütün siyasi partilere eşitiz. Hangi parti olursa olsun çağırsınlar biz gideriz. Şahsen ben de öyle. Mesela madem ki bu misyonu üstlenmişim, mesela çağrıldıkları yere, hani güzel bir söz var ya, çağrıldığı yere erinme, çağrılmadığın yere görünme. Evet. Bu vesileyle, yani bu şekilde çağrıldığımız zaman, yani onun siyasi A, B, C'de olması bizi ilgilendirmez. Orada benim görevim nedir? Bir haber yapmaktır. Onun vizyonunu ortaya çıkarmaktır. Hatta yani kamuoyuna duyurmaktır. Artısında eksisinde. Değil mi? Kesinlikle. O şekilde. Yani yoksa herhangi bu... Zaten ben onun da araştırmasını yaptım. Yani herhangi bir siyasi bağlantısı var mıdır, yok mudur? Çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ya. Biz de çünkü geçmişte çok çektik. Bu vesileyle bazı şey diyor, A diyor, maalesef YZ çıkıyor. Ondan sonra X şey çıkıyor. O bakımdan yani bunun bir araştırmasını... Ben hemen 3 ay bunu araştırmasını yaptım. Hakikaten baktım ki Elazığ'ımız için gayet iyi. Mesela Elazığ'ımızda 3 tane cemiyetimiz daha var. Bunlar da cemiyetler. Onun hepsine saygılarımı sunarım. Ondan sonra öyle de bunlar hep
Elazığ içine hitap eden bir cemiyettir. Burada ise hem Elazığ'a hem Türkiye içine hem de yurt dışına hitap eden bir cemiyet olduğundan dolayı ben yani Elazığ'ım için ben bunu kabul ettim. Yani bu yaşımda ben 61 yaşındayım dediğim gibi yani ben artık bıkmıştım yani bu işte yani yoruldum dedim ama bu işi sevdiğimden dolayı da bir Elazığ sevdalısı ben Türkiye memleketim için canımı feda ederim. O bakımdan yani dedim Elazığ'ıma en azından bir kültür ataşelik görevini yani siyasiler yereldeki kamu görevlileri pek fazla iş etmese bile ben de bir nebzelik hani Hazreti İbrahim ateşe atılacağı zaman karıncayı görmüş yani bir kısadan hissedir ama karıncaya demişler nereye gidiyorsun demiş ben Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyorum. Ya demiş sen bu halinde nasıl söndürürsün? Niyet halis olduğundan dolayı yani yeter ki niyetin halis olsun. Şimdi burada da şey deriz, şey etmeyiz. Kendi çapımızda en azından birkaç misafirimizi getiririz. Ondan sonra en azımıza bazı şeylerimizi gösteririz. Tanıtırız, bir konferans yaparız. Mesela size getiririz, el azımızdan bir tanıştırırız. Zaten bizim, ona da geleceğim. Yani bunlar güzel bir şey değil mi yani? Yabancı olan veya da Türk. Ya şimdi hemen bununla ben sana söyleyeyim. Çünkü biz dertliyiz. Ha. Neden dertliyiz? Deprem olduğu zaman Elazığ'ın nerede olduğunu bilmeyen benim Türkiye içerisindeki vatandaşlar vardı. Duydun değil mi? Biliyorsun değil mi? Evet. Elazığ'ın nerededir diye haritadan, internetten araştıran insanlar vardı. Yıllarca, yani Türkiye'mizde kendimize tanıtmışız Elazığ'ı. Yani burada benim çırpınmamı anlıyorsun değil mi? Yani burada Elazığ'ımızı daha Türkiye içerisinde iyi tanıtamamışız. Yurt dışındaki daha da derim, neresi? Bu köy müdür acaba? Şey, mahalle midir gibisinden kafasına soru işareti olabilir. Onun için burada da mesela şimdi yurt dışına gelecek vatandaşlar Türkiye'ye geldiği zaman bütün temsilcilikleri geziyorlar. Elazığ'ımıza geldiği zaman kötü mü olur? Reklamın kötüsü olur mu? Olmaz. O, değil mi? Buraya geldiği zaman en azından yani 3-5 yani bizim şöyle bir şeyimiz var, hedefimiz var. Allah nasip ederse zaten Kurban Bayramı'ndan sonra biraz daha aktif çalışacağız. Zaten üye kayıtlarına başladık. Daha da güzel seminerlerimiz olacak. Siz de duyacaksınız. Buradan tanıtımı daha da ön plan alacağız. Daha da ön plan alaraktan yani Elazığ'ımıza ne gibi şeyler yapabilirizin peşinden koşacağız. Bu çok önemli hocam yani. Onun peşinden koşacağız. Yani derdimiz bu. Ne güzel hocam. Başka bir şey mi? Pardon ben onu unuttum. Mesela şimdi Kurban Bayramı'ndan sonra onu kafamda açtım. Özür dilerim şey yaptım. Bayramdan sonra ya da hemen bayramdan bir iki ay sonra Elazığ'ın içerisindeki ünlü gazetecileri Elazığ'ımıza getireceğiz. Biz bunlarla görüştük. Yani ben İstanbul'da da epey görev yaptığımdan dolayı bazı az çok irtibatımız var. Yani Elazığ'ımıza geldiği zaman ondan sonra yani Elazığ'ımıza geldiği zaman ünlü bir gazeteci yalnız Kanal Fırat, Kanal 23 değil, ulusal bazda kanallar da geldiği zaman ne olur? En azından daha da. Yani Elazığ'ımızı Türkiye içinde tanımayanlara daha da gözün içerisinde sokağa tanıtma imkanı bulmuş oluruz. Kesinlikle öyle hocam. Değil mi? Peki hocam yani şehir bu yani siz anlatıyorsunuz diyorsunuz ki işte Elazığ'ı tanıtalım işte misafirler getireceğim organizasyonu bunlar inanılmaz güzel şeyler. Ama şehir buna hazır mı? Demin dedim ya, ben dedim. İşte burada yetkililere seslenin, özellikle rica ediyorum. Şehrimizin çehresini bir an evvel değiştirmelerini rica ediyorum. Yani biz bak haber yaptık, bunu da belirteyim. Burada kardeşim, gelecek felaket, özel idareyi arıyoruz, belediyeye top atıyorlar. Belediyeyi arıyoruz, ben gözümü de takayım biraz. Belediye arıyoruz, çevre şehirciliği öne sürüyorlar. Valiliği öne sürüyorlar. Bak burada 4 kuruluşun da, görüyorsunuz değil mi? Logolarını bırakmışlar. 4 kuruluşun da logolarını. Hepsi birbirine topa atıyor. Yani kardeşim, yarın öbürsün gelen misafirler bu halde gördüğü zaman Elazığ'ımızı
Yani bir hayalet bir kent gibi görünümde yani. Kesinlikle öyle. Değil mi? Hocam hadi diyelim bunu geçtik. Diyelim ki hadi iyi kötü bir ayda, iki ayda, üç ayda bu yıkılmamış binaları yıktık. Yani bu sadece bununla kalmıyor ki. Yani mesela bizim kanyonlarımız var. Bu çok önemli bir durum. Ben her gün canlı yayında soruyorum. Kanyonlarla ilgili hiç cevap veren bir kurum yok maalesef. Kanyonlarımız var. Kanyonlarla ilgili hiçbir çalışma aylardır yapılmadı. Kanyonlara bir tekne alın değil, özel idaresi kanadıyla. Ancak AK Partili ilgilen meclis üyesi, yani bunu söyleyen AK Partili bir ilgilen meclis üyesi, kanyonlara alınan tekne kayıp dedi. Yani soruyoruz bu tekne nerede, bu tekne nasıl kullanılacak, insanlar kanyonlara nasıl gidecek diye. Hiçbir cevap yok hocam mesele yani. Şimdi bu gazetede yazmıştım ben, köşe yazımı. Açarsanız okursun. Bu Çetin Oktay Kaldırım valimiz vardı. Evet. Bu kanyonları buldu, buruşturdu. Ve hatta Malatya, Elazığ'ımızda da. O köşe hatta yazdı. Şey oldu, Malatya mı kanyonlar Malatya, alacak? Malatya, Elazığ arasında bir polemik konusu oldu. Elazığ'da Malatya şey olmadı. Ama orada okursanız ne hikmetse Çetin Oktay Kaldırım gitti. Hatta orada kanyona, Karalaylek kanyonu, ondan sonra başka bir şey daha var. Saklı kapı. Saklı kapı. Yani birkaç tane. Yani araştırırsa saklı kapı da vardır, saplı da var. Hepsi vardır yani. Vardır da. Yeter ki araştırılması yapılsın. Bunlar ne hikmetse kayboldu gitti. Yani unutuldu. Niye unuttuk? Niye unutuldu yani? Yani bunu, niye bir şey yapılmıyor böyle işte güzel bir kanyona? Şimdi Sayın Valimiz, yani yeni gelen Erkaya Yırık Valimiz, yani bunu en azından bunu irdelemesi lazım. Yani Çetin Oktay Kaldırım Valimiz bunu araştırdı, irdeledi, buldu, gitti. Ama yeni gelen yönetici de en azından onun bir şey etmesi lazım. Yani onu köpürtmesi lazım. Yani bunu daha da ileriye götürmesi lazım yani. Yani çünkü orada hakikaten güzel bir ortam, güzel bir yer. Hatta Malatya'da dediğim gibi Malatya bile valisi Aydın Baruş geldi, inceleme yaptı, tekneyle gezdi. Malatya bile bizi kıskandı o konuda. Evet. Öyle olmasına rağmen yani bunun kaybolması, unutulması biraz şey yani, abesle iştigal. Evet. Peki yani, hocam mesela sadece Harput'ta değil yani Harput'tan az önce ifade ettiniz ya hocam, o yüzden soruyorum. Sadece Harput değil, sadece kanyonlar değil, bunlarla paralel olarak bizim bir Sivrice'miz var, bir Hazargölü'müz var, zaten, bir Palu'muz var. Zaten onlar da onlara da dertliyiz. Biz Harput'la saplanmışız ama yani ama şimdi Harput'a turist geldiği zaman Elazığ merkezini görür. Bir de senin simgelenmiş Harput'unu görmek ister. Evet. Tabii ki bizim Hazar Gölü'müz var, Hazar Babamız var, kayak merkezimiz. Golan Kaplıcalarımız var, Keban Barajımız var. Mesela Keban'a gittim, hakikaten kaç sefer gittim. Keban merkezi bir köy gibi ya. Yani hakikaten 15 yıl önce de öyleydi, şimdi de öyle. Yani az çok yani ufak tefek Keban Barajı var. Olan bir şey. Mesela Türkiye'de en büyük vergi getirisine sahip olan, yanlış söylemeyeyim de. Öyle hemen. Keban Barajı olaraktan dikkate alınıyor. Ya Keban Barajı ama kebanlara biraz dikkate almak lazım. Yani orayı da dikkate almak lazım. Oraya gidenler var, giden misafirlerimiz var. Yani en azından bir şey olması lazım ya. Yani bir toplu konu, TOKİ gidip orada o evlerden biraz şey etmesi lazım. Yani o yöreye uygun mimarda konutlar yapması lazım. Yani neyim yani ya? Biraz katkı sağlaması lazım diye düşünüyorum. Yani hocam kesinlikle sana katılıyorum ama ne yapmak lazım bunun için? Mesela hocam mesela Palu'da ben mesela... Tabii mesela Palu'da çok kalesi. Önemli tarihi eserler var. İçerisine gidip böyle yarısı yıkılmış vesaire, hazine aranmış, işte dibi kazılmış, bilmem ne olmuş, bir şeyler yapılmış. Yani giriyorsunuz içeride yani hiç olmadık pislikler görüyorsunuz o tarihi eserlerin içerisinde. O var mesela Hazar Gölü'ne gitmişsindir. Sahile pislik içerisinde. Bizim halkımız da biraz... Ya bu halktan da kaynaklanıyor. Halkımız zaten da biraz maalesef ihmalkar. Ve yani ne bileyim adam mesela Düney'in çarşıda çöp kutusu hemen hemen 2 metre yakında elindeki su şişesini hemen yola attı. Yani gördüm. Yani adama bir şey söylesen de belki kavga çıkartacak. Kavga çıkaracak, başına bela alacaksın. Evet. Yani öyle bir... Yani sen onu
Demek o evinde, o evinde de aynı. Ben katılmıyorum hocam. Pis, bence, aynı pisliği ben bunu. Bence hiç evinde öyle yapmıyor. Bizim evinde de demek çıkınca, ki aynı pisliği yapıyor ki. Bence bizim millet sokağa çıkınca kirletmeyi seviyor hocam yani. Ya ama işte olmaz ama. Bu çok enteresan bir durum hocam. Ben her ona yine köşe yazma yazıyorum. Hani biz Müslümanız, temizlik imandandır. Sadece namaz kılmakta olacaksa. Temizlik imandandır diyorsan, ya bu iman ettiğin zaman imanın zedelenir ya. Ben kendi görüşüme göre ben hacı koca değilim. Yani din alimi de değilim, uzman da değilim ama ben kendi nacizane fikrime göre yani sen onu yaparsan imanı zedelenmiş olursun kardeşim ya. Yani kesinlikle öyle hocam. Mesela, yani bizde hocam artık şeye gidiyor işte namaz kılıyorum işte cumaya gidiyorum. Ben onunla köşemle yazdım. Ben epeyce şey yazdım ama milletin yani bu kulağına girip beş vakit namaz sana farzdır. Oruç yılda bir kere yani bir ay sana farz. Yaparsan sen sevabını yaparsın. Ama kötü ahlak herkese zarardır. Aynen öyle. Eğer ahlak kötüse ne kadar namaz kılarsan kıl yani o hani bana giren bunlara kızarlar ama yani kızarlarsa kızsınlar yani ama çok kızıyorlar mı hocam? Peygamber mesela, Efendimizin aleyhisselam lafını özür dilerim ben ona söyleme. Güzel bir hadis-i şerif vardır. En iyi insan ahlakı güzel olandır diyor. Yani demiyor ki Müslüman, Hristiyan, Yahudi falan demiyor. Önce güzel ahlak zaten maneviyat gelir. Yani ahlaksız olduğu zaman şey NATO mermer, NATO... Öyle tabii. Peki şey yapıyorlar mı hocam? Mesela alınıyorlar mı bazı haberlerinizden dolayı ya, ilgililer, yöneticiler? Ben bunu şey ettim. Biz Elazığ Güçlü Haber Gazetesi olarak direkt her şeyi açık açık söyleyen Elazığ'da tek bir gazeteyiz. Bilmiyorum yani belki de vardır ama biz kendimize göre ben şimdi de her köşe yazımda ister alınsın ister alınmasın. Eğer ben vatandaşın çoğunluğunun menfaati için konuşuyorsam 3-5 tanesi alınıyorsa demek o kendilerinin ya pisliğidir ya kendilerinin ne bileyim daha... Kesinlikle öyle hocam. Değil mi? Hocam turizmi konuştuk. Bir de şehrimizin tarım, hayvancılık potansiyeli var. Ovalarımız yıllardır susuz. Ben kendimi bildim bileli. Uluova, Uluova, Kuzova, Uluova, Uluova, Uluova ama halen daha suyla buluşamadı. Pandemide denildi ki üretim çok önemli. İşte köye dönüş, tarıma dönüş, üretmek lazım ama ovaya gidiyorsunuz, işte tarım yapacaksınız, su yok. Bu su sorunu ile ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Şimdi zamanında hepimiz de biliriz kanaletler yapıldı Kuzova'da falan filan. O kadar masraf edildi. Elazığ'ımızda Türkiye gibi üç tarafı sularla kaplı olan bir memleket. Değil mi? Yani Keban Barajı, Murat, Fırat ondan sonra burada altta Karakaya Barajı falan derken etrafımız sarılmış. Suyla sarılmasına rağmen bu susuzluğun olması benim için biraz hem ayıp diyorum hem de ihmalkarlık diyorum. Yani bunu o yapılan kanaletler mesela o kadar masraf yapılmasına rağmen yani boş kalması, oraya su gitmemesi maalesef yani bir ayıptır. Mesela sondajlar falan var. Mesela bizim Sürsür'de bizim arazimiz de var. Orada 60 metre sondaj 24 saat değil 48 saat çalışsa motor herhangi bir su bitmiyor. Yani Elazığ'ımızın her tarafında yer altında, yer üstünde sular kaynamasına rağmen biraz ihmalkarlık diyorum ben buna. Yani ihmalkarlık yani vay bu köylünün, vah bu köylünün haline. Aynen ve öyle. Bu, aynen öyle. Hakikaten çok zorlanıyorlar. Hocam bununla birlikte ekonomi. Ekonomiyle ilgili neler söyleyeceksin? Şehrin ekonomisi önce deprem sonra pandemi vurdu. Ekonomiyle ilgili işte yatırımlar, iş dünyası, sanayi bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz hocam? Vallahi şimdi ekonomi biliyoruz diyorlar ama ben gazeteci olarak pek fazla inandırıcı görmüyorum. %17'ye dayanmış o da TÜİK'in şeyine. Ama pazara mazara gittiğin zaman, markete falan gittiğin zaman hepimiz de görüyoruz. Yani %17 solda sıfır kalıyor. Yani hakikaten her şey almış başını gidiyor. Mesela et bile
gelmiş 70-80 liraya gelmiş. Ondan sonra o şey, o bakımdan. Halbuki mesela o kadar meralarımız var, hayvancılığa biraz önem verilse, kendi çapımda herhalde 25-30 liraya et yeriz diye gelir diye düşünüyorum ama maalesef burada da sıkıntı yine var. Yani söylenen çok şey var ama yani neyse sıkıntı yine var yani. Yine sıkıntılar çok. Yani hakikaten hocam yani şey diyor ya işte hangi birini düzeltelim, hangi birini söyleyelim ki? Yani öyle bir durum oldu. Özellikle bu deprem iyice böyle şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü. Bunun dışında hocam sizce en büyük sorunumuz nedir Elazığ'ın? Kardeşim en büyük sorunumuz bizim Elazığ'ın çehresi değişmesi lazım. Yani Elazığ'ımıza tamam para geliyor, şey yapılıyor ama o para iyi değerlendirilmesi lazım. Yani onu güzel emin ellerden iş olması lazım. Yani şimdi millet yine yanlış anlıyor emin eller. Yani emin eller yani yerine harcamak yapmak lazım. Yani fuzuli harcama yapılmaması lazım. Yani önce Elazığ'ımızın çehresi değişmesi lazım. Yani Elazığ'ın İzzet Paşa Camisi'nden veya da İstasyon İzzet Paşa Camisi'nin orada bile en işlek caddemiz Gazi Caddesi. Vali Fahri Bey. Eski planlar, istasyon. Yeni belediye iş merkezinin oradan heykele doğru gittiğin zaman hep harabeleri görürsünüz. Oradan istasyon caddesine aşağı indiğiniz zaman, yani gördüğün zaman bile o resimler de var, korkarsınız. Yani harabe olmuş, virane. Yani bunlar yani şey olmaz lazım. Yani bir kentsel dönüşüm, ondan sonra güzel modernizasyon. Ya sen bir en azından Elazığ bir nefes alması lazım ya. Yani vatandaş bırakmıyorsa mesela yok yani bir kanun çıkar ona göre şey yap. Yani oranın pisliğini el aleme ya herkes mesela bir noktada Elazığ'dan şey yapar yani boş boşuna yadırgar ondan sonra kınar ya Elazığ'ın haline bak ya der. Yani öyle. Fazla bir şey demeye gerek yok değil mi yani Elazığ'ın haline bak. Kesinlikle. Ne hale gelmiş. Kesinlikle öyle hocam. Bu anlattıklarınızın bir an önce inşallah birileri tarafından dikkate alınır ve bir an önce bu anlattıklarınız çözülür. Öyle umut ediyoruz. Aksi halde hakikaten zaten biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii zor süreç. Mesela dediğim gibi mesela bizim bu Uluslararası Gazeteci Cemiyeti Elazığ İl Temsilini aldık. Aldık ama yarın öbürsün kongre yapacağız, toplantı yapacağız, misafir davetliyiz. Ondan sonra yurt dışından, yurt içinden gelecekler. Yani bunlar mesela Elazığ'ımıza gezdireceksin haliyle. Gezdikleri zamanla böyle harabeyle şeyle gördüğü zaman adam hem şak 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 resimler çekecek. Ondan sonra başka yerde ifşa edecek. Elazığ'ın haline bak. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Ne? İnşallah tüm bunlar bir an önce düzelir. Yani inşallah. Temennimiz olur. Bu anlatmış olduklarınız sorunlar bir an önce gider. Ve umut ediyoruz ki bu manşetleriniz nihayete en sonunda olumlu haberlere çevrilir. Öyle değil mi hocam? İnşallah. Hocam son olarak var mı izleyeceğimize söylemek istedikleriniz? Valla son olarak herhangi bir şeyimiz yok. Yalnız bizim Uluslararası Gazeteci Cemiyeti'nin yapmış olduğu çalışmalar, bir de bunu belirteyim. Uluslararası Gazeteci Cemiyeti'nin Genel Başkanı Sayın Ahmet Öz'e özellikle teşekkür ederim ve yönetimine. Çünkü 3-4 aydan beri uğraştı. Elazığ'ımıza bu temsilcilik vermesi için onun gayretleriyle bu temsili aldık. Ve kendilerine çok teşekkür ederim. Şimdi Uluslararası Gazeteci Cemiyeti'nin bir de şöyle bir çalışması var. Bazı isim vermeyeyim ama özel hastanelerde üyelerimizin ve üye ailelerin indirimli olaraktan hastanelerde muayene olmaları ve bunlara gazetecilerin ekonomi durumu olmayan gazetecilere ve okuyan çocuklarına burs verme çalışması var. Ondan sonra bazı beyaz eşya, elektronik falan eşya satan holdinglerin, firmalardan anlaşma yapılmış. Bunlardan alışveriş, Türkiye çapında. Bunlara alışveriş yapıldığı zaman belli bir hatırı sayılır indirimler yapılmaktadır. Bir de mesela tatile gidemeyenleri dahi düşünmüş. Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, bu yörelerde 3-4-5 yıldızlı otellerde en azından şimdi 200-250 veya 180 liradan aşağı olmayan
fiyatlar. Bizde mesela Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin yani dinlensin, istirahat etsin gibisinden 120 liraya kadar indirimli oda fiyatları var. Yani dinlen. Yeter ki gazetecilerimiz rahat hareket etsinler, istirahat etsinler, aileler rahat etsinler ve çocukların ekonomisi olmayan vatandaş arkadaşlarımızın çocuklarına burs desteği var. Yani çok güzel şeyler var yani çalışmalar var. İnşallah bunu daha da detaylandırırız. İnşallah. Müsait zamanda yine belirtmeye çalışırız. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ağzınıza sağlık diyoruz. Çok sağ ben olun. Ben teşekkür ederim bizi beni konuk ettiğiniz için. Eyvallah. Tekrar izleyicilerimize hayırlı geceler. Eyvallah. Allah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, Son Baskı programımızda konuğumuz Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ'ın temsilcisi ve Elazığ'da Güçlü Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Recai Güçlü bizlerle birlikte oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Efendim hafta başı pazartesi gününde saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle. Şimdi tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum.